Kanalımızın büyük, önemli, mühim ve güzel takipçileri erkekler de güzel olabiliyor. Hepinize selamlar, <laughs> selamlarımı iletiyorum arkadaşlar. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Tamam, güzel dedim bir bu kadar şey yapmayın. Tam yakışıklı diyeyim. Tamam, şey yapmayın. Tamam. Tamam. Be beğeni atın tamam. Dislike falan atmayın tamam. Tam yakışıklı dedim. Tamam ne atıyorsanız zaten tamam. canınız sağ olsun. Şimdi hemen haberlere geçelim. Çünkü çok fazla bilgi var. Sizleri çok bekletmeyeyim arkadaşlar. Fenerbahçe yeni Mesut Özil'in peşinde. Gene mi sıkıntı hocam? Hocam gene mi kadrodur? Hayır böyle değil. Genç oyuncularının sağladığı katkıyla dikkat çeken Fenerbahçe. Bir yıldızı daha kadroya katmak için hazırlanıyor. Bakın Arda Güler, İstak Vural. Dikkat edin. Bu isimlerin Fenerbahçe'ye Gelecek vaat ettiğini artık herkes konuşuyor. Ve bunların yanına bir de Mesut Özil eklendi. E, bu arada tam Mesut Özil değil ya. Yani e, bahsettiğim oyuncu tam Mesut Özil değil ama kısmen benzeri. Kim bu isim? Umut Tohumcu. Şimdi Fenerbahçe alt yapı hamlesine geçtim. Bakın mesela Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, İshak Bural. Yani gençler <laughs> Fenerbahçe'de gerçekten bomba gibi. Ve... Altyapıya son olarak hatırlarsınız Jojin Ho'yu transfer etmiştim. Ee, neydi ya Kosova'dan da bir eleman geldi diye. Tadı aklıma gelmedi ama. Şimdi Umut Tohumcu Fenerbahçe transfer etmek için görüşmeleri sürdürüyormuş. 17 yaşındaki yıldız 10 numara pozisyonundaki e, görevini yapan genç yetenek. O fenayla sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Almanya U19 takımda 9 kez forma giyip bir golü var. E, Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde hatırlayın, Stok City'nin gençletene Emre Tezgel için harekete geçmişti. Yani kadrosuna katıp güçlendirmek istiyor. 23 maçta forma giymiş um, Umut Tohumcu. 23 maçta forma giymiş. 20 gol 12 asist. Yani insanüstü bir şey. Toplam 32 gollü katkı. Ve Avrupa'nın dev kulüplerde takibini sürdürüyor. İki ayağında iyi kullanabiliyor. Top tekniği, oyun zekası yani son burçlardaki ustalığıyla da dikkat çekiyor demiş. Burada Umut Tohumcu'na ilgili şey var. Bilgiler var. 17 yaşında 10 numara mevkisinde merkez orta sahada sağ kanatta da görev alabiliyor. İki ayağını birden çok iyi kullanıyor. 23 maçın 17'sinde ilk 11 başlamış. 20 gol 12 asist. 1914 dakika yani Mustafa Hoca tabiriyle 22 maçta forma giymiş. 20 gol 12 asist ve ilgilendiği iddialar var. Şimdi doğruysa haberim yok. Doğru değilse umarım doğru olur. Öyle söyleyeyim. Bazı şeyleri de konuşamıyorsun. Mesela Mustafa Eski Hellaç'ı bize yazıyorlardı hatırlayın Süper Lig'de. Konya Spor Mustafa Eski prensip anlaşmasına varmış. 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon 32 maçta 3 gol 3 asisti vardı. Hani bunu bize yazan Hayırlı olsun diyen arkadaşlar da buradan nanik nanik şey pardon selamlarımı iletiyorum. Mesela Uğur Çiftçi. Sivas Spor Uğur Çiftçi'nin sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmış. Yani Uğur Çiftçi dua etsin Fenerbahçe İsmail Kartal'a devam etseydi. Belki de alacağı isimlerin başındaydı. O yüzden de böyle bir patlama yaptı. Ozan Tufan'ı konuşurken bir, bir konuda <laughs> aklıma gelme, gelmedi. Emre Belezoğlu kesinlikle ve kesinlikle Ozan Tufan'ı Başakşehir'de görmek istiyor. Ama Başakşehir'in e, teklifi ölü teklifi. Bu hani Hal City falan iddiaları gündemde ama teklifi ölü teklifi. Bakalım ne olacak, nasıl sonuçlanacak ama böyle bir durum var. Bilginiz olsun. Hocam bu Umut Tohumcu ne diyorsun, ne düşünüyorsun? Valla ben şunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin çok geniş bir havuzunun olduğunu düşünüyorum. Gerek Umut Tohumcu, gerek Emre Tezgel, gerekse bunlar gibi ee, belki de onlarca futbolcu takiptedir. İyi gidiyoruz. Ee, bir de bunlar alınırsa ya da kadrodakiler tutarsa bizden iyisi yok. Yani 11 Ağustos 2004 doğumlu. 1.73 boyunda. Düşünün yani. Almanya'da o eğitimi görüyor. İki birden kullanabiliyor, kanatta oynayabiliyor. Hani... E Toplam 20 gol 12 asist 1914 dakikada. Ve bunu destek attı. Bir maçta 4 dakika forma giymiş. Bilmiyorum hayırlısı olsun ya. Hayırlısı olsun ama e, bunun gibi çok isim takiptedir. Umut demişken Umut Bozok oynamak istediği takımı açıklamış. Aslında burada yani ben durmam lazım. Ekrana şöyle bir şeyin gelmesi lazım. Yeni kişilerin bu ne ya demesi lazım. Eskilerin Mustafa Hoca yine bildi demesi lazım. Niye? Şimdi Kasımpaşa formasının attığı 20 golle gol kralı olan Umut Bozok. Bu arada Cornelius değilmiş. Umut Bozokmuş gol kralı. Ben Cornelius zannediyordum. Yani Süper Lig'de oynamak istediği takım ortaya çıktı diyor. 25 yaşında kiralık olarak Lorient'te geldi ama e, geri dönerken kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediğini söyledi diyor. Hani Kasımpaşa'ya transfer oldu sezonun başında. 20 golle gol kralı oldu. Asisti hiç mi yok ya? Bir de benim bildiğim Kasımpaşa'nın alma opsiyonu vardı ama ben mi yanlış hatırlıyorum acaba? 778 boyunda. 5 milyon euroya kadar çıktı. Allah Allah. Opsiyonsuz gelmiş o zaman. 1 milyon 200 bin euroda geldi. Bak 5 milyon euroya çıkarttı. 41 maçı 20 gol 8 asist. 2769 dakika. Yani 31 maçta 20 gol 8 asisti var. Öyle bir isim. Neyse çok uzatmayacağım. E, futbolcu Galatasaraylı. Zaten Galatasaray'da da oynamak istediğini dile getirmiş arkadaşlar. E, Fransa 2. liginden beridir takip ettiğim bir oyuncu. Orada da zaten lig 2'de gol kralı olduydu. Hani Galatasaray'da başkanlık seçimine günler kala yeni sezon kadro planlaması, kadro yapılanması e, çalışma sürüyor diyor. Umut bu bozukta Galatasaray istiyor. Haberi var. Yani durum bu. Birçok arkadaş soruyor biz niye almıyoruz diye. Hayır gelir diyorsanız buyurun arkadaşlar. Ama boşuna beklemeyin. Fenerbahçe transfer haberi ayarlanmış gibi ya. Everton, Cebolinha ve Ludwig Agustinson. Şimdi Everton konusunu biliyorsunuz. Onu konuştuk aslında. Aslında o kısmı konuşmanın lüzumu yok. Dakikanızı çalmanın da lüzumu yok aslında ama Benfica yeni sezonda kadroda düşünmüyormuş Everton'u. Yo düşünüyorlar. Ve Fenerbahçe'nin takibinde diyor. Jorge Jesus'un eski öğrencisi zaten. Jorge Jesus'un eski öğrencilerin hepsi şu anda listededir. Teklif hazırlığı varmış kiralanması için. Solbek ise Sevilla'nın İsviçreli oyuncusu Ludwig Agustinson. Ton 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 Agustinson. Dardanel Ton. Ama bu Everton bizi çok uğraştıracak gibi gözüküyor. Transfer döneminde 4-5 oyuncu. işte Süper Lig Flamengo'yu reddetti. Roger Schmidt ayrılabilir dedi. Bambacı için Fenerbahçe harekete geçti. Bunu biliyorsunuz. Onu, o geçtim Everton olayını. Ama gerçekten ciddi manada söylüyorum. Everton'un gelme ihtimali var, var, var. Solbek için Agustin sonu 20, 15 Ağustos 2021'de Sevilla 5.5 milyon euroya almış. 10 milyon euro piyasa değeri varken. Ve 27 maçta 1295 dakikada sadece bir asisti var. Muhtemelen az oynadı diye. Bizimkiler bize gelebilir diyor. seviye kiralamaya hazır diyor. Ben zannetmiyorum. Hani Augustin son alınacağına Marcelin son alınır. Yani belki opsiyona vereceğim parayla bu olur. Bak umut bozuğu dediğim gibi. Kasımpaşa yıldızlaştırdı, yetenekleşti. Yani yetenek vardı ama yıldızlaştırdı. Piyasa değerini yükseltti. Elde ne kaldı? Hocam Kasımpaşa kümede kaldı yetmez mi? Size göre yeter ama bana göre mantık dışı oldu. Kasımpaşa demişken unutmayın. Fenerbahçe'de rota Ertuğrul Taşkıran olmuş tekrardan. Sanki başka rota vardı da. Eee Ya bir şey dediğim zaman inanmıyorsun. Şimdi belki Özer'le yollar ayrıldı. Aslında belki Özer son ana kadar kalabilirdi. Kalıp sözleşme uzatıp kiralanabilirdi ama olmadı. Fenerbahçe'de yedek kaleci arayışlarına girdi. Kasımpaşa forması giyen yani eski kalecimiz, altyapımızdan yetişen bizim evladımız Ertuğrul'u kadromuza katmaya hazırlanıyoruz. Sinan Bulat ve ile anlaşınca Fenerbahçe tüm ağırlığı Ertuğrul'a vermiş. Görüyor musunuz? Ya biz boşuna konuştuk orada duyumları boşuna verdik. devre arasında getirecektik ama tarafta tepkisinden getirmedik artık beklemeyin Sinan Bolat'ı beklemeyin Sinan Bolat'ı beklemeyin beklemeyin diye diye dilimizde tüy bitti ama bir şeyleri inandıramadık yani bazı insanlara bir şey anlatam anlatamıyorsun ne yaparsan yap Neyse ee, bon servisi çözmek için pazarlıklar sürüyor diyor ben burada bir araya girebilir miyim hangi bon servis? Ertuğrul Taşkıran için. Ya yani onu çok anlamadım ben de o yüzden soruyorum. Hocam hani bonservisiyle o Kasımpaşa'da ya. Hangi bonservisiyle? Valla belki de futbolcu alacaklarına karşılık bonservisini alır. Arkadaşlar 32 yaşındaki topçunun ne bonservisi olacak Allah aşkına? <laughs> ya da ne bileyim kira alanlar şey kiralık e, takaslık makaslık bir şey verilir. Orada Rossi Olayına değindi mi ben ya? Değinmedim. Dur az sonra değineyim. Ee, durum bu. Ertuğrul Taşkı'dan Fenerbahçe'ye hoş gelen yok. Baş kaldıran bir şey oluyor. Fenerbahçe'de Samat da sürprizi. Hocam ya ne güzel gidiyordun ya. Bu arada canınız karpuz çekmese karpuz göstereyim. Uzun zaman sonra 42,5 TL ya. Kilosu 5 liradan karpuz aldım. Kırmızı çıktı. Abi sizin için önemsiz olabilir ama benim için önemli ya. Ya deseler ki şu karpuzlarda bir tane fire var. Gerisi çok iyi. Adınız gibi emir olun. O bana çıkar. İki tane alayım. İyi olan yolda poşetten düşer. Parçalanır. Kötü olan eve getiririm. Öyle bir karpuz şanssızlığı vardı. Kırdık ya. Aferin lan pazarcı olan. Allah ne muradın varsa versin. Bak şöyle göstereyim dur. Ee, her şey çok kırmızı gözükmüyor ama. Kırmızı yani. Ekran daha karizmatik göstersin diye biraz beyazı ayarlamışım. Demek ki beyaz gösteriyorum. Neyse. Samatta'ya geçelim. Jesus dönemi başladı. Sezon erken açılacak. Sürpriz Samat'ta kararı. Tahmin edin. Dur hocam tahmin edeyim. Dedi ki Jesus, Samat'ta gelsin. Ben bir tane kampta göreyim. Doğru mu? Bravo. Valla. sürpriz bir karar geldi. Hazırlık kampında gözler diyor. Hani Şampiyonlar Ligi elemesi var. Sanki gruba kalmışız gibi anlatıyorlar ama. Geçmemiz gereken 3 tur. Totalde 6 maç var kalmak için. Neredeyse imkansız yani. Ve Temmuz ortasında resmi maçlara çıkacak Fenerbahçe'miz. 13 Haziran'da kamp başlayacak. Ve en çok merak edilen konulardan bir tanesi de. Cesus'un vereceği karaldı. Samaday'la ilgili açık ve net olarak arkadaşlar. Cesus diyor ki kesin bir gözüm diyor. Ben ben, ben, onu, ben, ben ben biliyorum, tanıyorum onu. Kendisine yakın arkadaşlığımız var. Yaz ben onu görmeden herhangi bir şey imza atmam diyor. Durumu Valencia'ya bağlı diyor ama tabi Samat'ta da gelecek sene Fenerbahçe'deyim. Aral görsünler falan filan diyor. Tazmanya şey Tanzanyalı golcünün adı MS, MLS kulüpten anılıyordu Valencia'nın. Şimdi takımdan ayrılması gündemde Valencia'nın. Okey. Bir şeyi çok merak ediyorum. Bruno Henrique'yi yere güve sığdıramayan bir Fenerbahçe taraftar kitlesi var. Kabul iyi oyuncu. Eyvallah bak bir şey demiyorum. Kabul iyi oyuncu. Ama şimdi ee, nasıl denir buna? Bulun e, bulun. Orge Jesus tedrisatından geçecek olan Valencia'da bir Bruno Henrique etkisi yapamaz mı? Hani elinde hazır bildiğin oyuncu. Yok hocam Valencia küfürle çalışıyor. E Jesus küfür etsin kenarda. Öyle diyorsunuz ya. Allah. Çok ilginç ya. Gerçekten çok ilginç. Samatta konusunda da dilimde tüy bitti. Hala ısrarlı bir şekilde sene başında 6 milyon euro ödendi bonservisine deniyor. Hayır arkadaşlar hiç mi okuma yazmanız yok? Hiç mi okuma yazmanız yok? Hadi de okuma yazmanız yok. Ya ben size %100 diyorum o duyma. Senelik bir buçuk bir buçuk dört taksit ödenecek bunun bon bonservisi. Şeye geçelim Valencia'ya. Yani Valencia e, talipleri var. İsteyenler var. Ama şey yani iki iki buçuk çıkmak istemiyorlar. Vermek istemiyorlar ama sıkıntı ya. Gerçekten sıkıntı. Ama tabii ki de Gitmesi muhtemel isimlerden birisi. Ee, onu söyleyeyim. Şöyle bir düşünce yapısı var. Kolkır biliyorsunuz Steven Kolkır ve Samat da Fenerbahçe'nin topçusu. Bir şekilde geri gelecekler. Kolkır için Gaziantephani bir bir buçuk verelim de alalım derse. Yani belki bir ihtimal ama. Muhtemelen kampta düşünülür. Bir de zaten bugün artık 7 Haziran. Belki videonun paylaşılması saat 23'ü falan bulur. Siz de izlerken 8 Haziran falan falan olur. Yani 13 Haziran'a bir haftadan daha az süre kalmış oluyor. Ve ben eminim 13 Haziran'da hani bu takım toplanacak. Cesus özde görüp bir rapor verecek. Artık ne şekilde bir test sistemi yapacak onu bilemem. Ama özde görüp rapor vereceği için ee, şu an sanki bütün transfer duyumlarında da eksiklik olur gibi. Düşünsene mesela şu an Fenerbahçe'nin yapacağı transfer politikası şu. kim alacaksın? X. Nereye? Şu bölgeye. O bölgede kim var? Şunlar şunlar. İşte gidecekler mi? Önce bir karar verilmesi lazım. Ben hani mantık duyumu vereyim. 20 Haziran'dan önce transfer beklememek lazım mantık olarak. Burada karpuz yeseydik güzel olurdu ama canınız çeker. Yani 20 Haziran önce mantık olarak beklemek lazım diye. Ya Her şey yapacak. Hocam bir, bir haftada mı anlayacak Jesus futbolcunun iyi kötü olduğunu? Yok. Daha önce de anlar da. Yani neyse. Ha Rossi olayına geleceğim. Şimdi Rossi'yi almak isteyen birçok kulüp var. Bunlardan biri de Flamengo. İşin enteresanı. Yok hocam ya işte e, ee, açıklamalarından sonra Flamengo bize günahını vermez. Verir. Hocam vermez der. Yani Cesus o kadar sinir, adamları sinir ettik ki o kadar iç işlerine karıştı ki vermez der. Ya arkadaşlar Rossi ile ilgilenmeleri Flamengo'nun ta devre arasını buluyor. Ta devre arasından beri ilgileniyorlar. Ve devre arasından beri ilgilendikleri Rossi'ye orada 12 milyon euroluk bir teklif verecekleri hani bize söylediler yaz transfer döneminde diye. Şimdi aynı Rossi Uruguay milli takımına gitmiş durumda 9 numarada giyiyor durumda. Kolay kolay da Uruguay'da 9 numarayı kimseye vermezler ama bizim oradan almış. Ben Rossi konusunda hani ben demiştim demeyi seven bir insan değilim ama herkesin çöplediği zamanda da dedim bak bu çocuk o kadar da kötü bir çocuk değil. Evet kabul fiziki olarak yetersiz ama şunu unutmayın MLS'de gerçekten ciddi manada fizik yüklemesi yok. Yani mesela MLS'de e, Katar liginde. Mesela Katar'dan bir futbolcu alsan 1-2 ay belki kendine gelmesini bekleyeceğim futbolcu. 1-2 aydan bahsediyorum. Çünkü futbolcunun kendine gelmesi, etmesi süreci falan filan uzun sürüyor. E Rossi, Rossi daha da kötü hani fizik olarak daha da kötü bir ligden geldi. Fiziğe önem verilen ligden. Belki de bu sene, belki de bu sene sezon sonunda Rossi'yi 40'a mı satsak, 50'ye mi satsak diye tartışacağız. Hocam olmaz. Ondan hiçbir şey olmaz. Ya niye olmasın arkadaşlar? Gözünü seveyim. Şimdi Rossi'nin e, transfer marketini açtırmayın bana. Yani ö, Fenerbahçe futbolcusu yaptı mıydı? Tırt. Mesela X bir futbolcu 17 yaşında diyelim. Şey, 21 yaşında diyelim. Fenerbahçe almaya çalışıyor. Ya bunu mu almaya çalışıyoruz? Allah aşkına. Ali Koç bir vasatlıktan kurtulamadı gitti. Aynı futbolcu Galatasaray alıyor. O ki transfere bak lan. Ya Rossi'de 14,5 milyon euro piyasa değeri var. 14,5. Yaşı daha 24. Uruguay milli takımının oyuncusu. Uruguay milli takımının oyuncusu. Cumartesi günü Jamaika ile maçlar var İnşallah oynar gol falan da atar. İtalyan pasaportu var yani Avrupa Birliği takımlarında çok rahat oynar. Siz şu an alay ediyorsunuz, dalga geçiyorsunuz ama ya piyasa değeri 20 iken, 18 iken biz bu çocuğu kiraladık. 18 milyon euro iken 5.5 abon servisini aldık. Etmeyin eylemeyin. 39 maç 6 gol 9 asist. 2342 dakika. Yani yaklaşık 26 maç 6 gol 9 asist. Hazır olmayan Rossi. Cesur tedrisi altından geçtikten sonra bir düşünsenize. Bak 40-45 satarız biz. Demedi demeyin. Demedi demeyin. Flamengo diyor ki işte Bruno Henrique'yi verelim. Üstüne de 3-4 milyon euro verelim. Rossi'yi verin. Bu intihar olur. Bu intihar olur. Ben başka bir şey söyleyeyim. Rossi'yi elde tut. Bruno Henrique'yi kadroya kat. 3-4 milyon euroya. O da mükemmel bir şey olur. Ama ne Henrique'nin geleceğini düşünüyorum. Ne Rossi'nin gideceğini. Ama gerçekten de güzel teklifler var Rossi'ye. Bilginiz olsun. Yani hareketli günler bizi bekliyor Rossi'de. Hele hele Uruguay bir takımda 1-2 gol mü atarsa. Bak Messi 5 tane atmış hazırlık maçında. Milli takım kariyeri, tırt rosti. Şimdi herkes milli takım kahramanı ilan etmiş. Bu böyle. Fenerbahçe'ye Mehmet Aurelio'yu soruyorlar. Neyini soruyoruz Aurelio'nun? Tekrar göreve getirmek istiyorlar. Belki de ben bu videoyu çekerken göreve geldiği açıklanacak. Ee, ya hani menajerlik mi desem, köprü mü desem tam ne diyeceğim ben de bilmiyorum ama menajerlik diyelim. Fenerbahçe'de hatırlayın en son Volkan Ballı menajerdi. Volkan Ballı'dan sonra bir menajerlik yok. Şimdi yönetimle ya da Ali Koç'la direkt olarak Jesus'un konuşması bence daha sağlıklı. Araya bir menajere gerek yok. Ama e, menajer sistemi de bazen gerekli oluyor. Bazen teknik direktör çok uğraşmak istemiyor. Yani okulda öğretmen gibi düşünün. Ben dersimi verip çıkarım diyen de oluyor. Çok üstüne düşen de oluyor da. E, Belli mi olur ya? Belki de biz Alex de Souza'ya teklifte bulunmuşuzdur. Gel bu pozisyonda başla diye. Alex kabul etmemiştir. Diyenler de var. Yani e, hayırlısı gülüm ya. Ama Aurelio kulüpte çalışır. Bizim görmediğimiz şeyleri görüyor demek ki yönetim. Hayırlısı olsun. Alex demişken Alex kral. Alex kral olayı var. Burada çok zor ben yalanladım ettim ama anlamadılar. Şimdi İngiltere basınına göre West Ham United 24 yaşındaki ön libero Alex Kral'ın satın alma opsiyonunu kullanmadı. Oyuncu Spartak Moskova'ya geri döndü. Ve Avrupa'dan gelecek teklifleri değerlendirecek. Şimdi Alex Kral yazdım. Sosyal medyada bir arattırdım. Transfer marketine girdim. Hemen Fenerbahçe kes videoları falan. <laughs> 24 yaşında 19 Mayıs doğumlu Çek Cumhuriyeti nüfusuna kayıtlı oyuncu. 1.87 boyunda ön libero. 29 kez Çek Cumhuriyeti forması 2 golü var. Süper. Oyuncu Çek Cumhuriyeti milli takımında süper. Slovakya asıl desek daha doğru olur. Güzel. Şartlı satın alma opsiyonuyla Spartak Moskova'dan West Ham kiralanmış. Süper. Hatta West Ham 5 milyon 200 bin euro kiralama bedeli vermiş. 5 milyon 200 bin euro. Adamlar Slavia Prak'tan 12 milyon euroyu almışlar 2019'da. 3,5 milyon euro piyasa değerindeki topçuyu. 5,2'ye kiralamışlar West Ham'a. Fakat West Ham da tutmamış. Oyuncu iyice geriye gitmiş. Hatta bakın komediye bakın arkadaşlar. West Ham 5 milyon 200 bin euro verdiği futbolcuyu doğru düzgün oynatmamış ya. Yani 300 dakika oynatmamış ya. Çaka gibi değil mi? 300 dakika oynatmamış. Premier Lig'de bir defa oynanmışa dakikası yok. FA Kaptan 45 dakika. Yani Fenerbahçe'nin bu futbolcuya ilgisi yok. Önce bunu kestirelim. Diyelim ilgisi var. Adamlar 12 milyon euroya almış, kiralamaya 5.2 istemişler. Oyuncu geriye gitmiş. Sana kaça kiralar? Bu arada 14 milyon euro da opsiyonu varmış. Yani alacak olsa 19.2'yi almış olacaklarmış. Sana ücretsiz kiralayıp 10 milyon euro satın alma opsiyonu verecek olsa sen 10 milyon euro verebilir misin? Zor. Ha yaşı iyi, potansiyelli oyuncu. Zor. Onu da söylemiş olayım. Yani işin açıkçası bu arkadaşımızı beklemeyin arkadaşlar. Zaten yalanlamıştım ama bir kez daha söylemiş olayım. Bir de detaylı anlatınca daha inandırıcı oluyor herhalde. Dursun Özbek Galatasaray kulübüne başkan aday olduktan sonra acil ödemeler için gerekli 25 milyon euroyu cebinden karşılayacağını açıklamış. Hani benim bildiğim bir Dursun Özbek var. Borçlar için Galatasaray'a haciz yollayan bir Dursun Özbek var. Ee, herhalde aynı kişiden bahsetmiyoruz. Tabii ki de Galatasaray'ın iç meselesi Galatasaray'a alakadar eder, bize alakadar etmez ama hani benim aklıma öyle geldi. Hatta bir yazayım ya Dursun Özbek haciz diyen Dursun Özbek Haciz. Galatasaray'a haciz çoku. Dursun Özbek hacir konu koydurdu. Sonra iddialara yanıt vermiş. Emlak Konut o ile yapılan tarihi Gloria 157 milyon TL'ye kulübe kazandırma mutlu için Galatasaray falan filan. Neyse ben yanlış hatırlıyorum demek ki. 25 milyon euro cebinden verecek. Bu arada 25 milyon euronun kaç lira ettiğinden haberiniz var değil mi? Hocam bu da sarama. 25 milyon euro yapıyor. Hayır, euro TL bazında diyorum. Yani yaklaşık 400 milyon TL yapıyor da aklıma gelmişken. William Carvalho, Marcelo, Charlotte en çok sorulan sorulardan birisi. Özellikle Charlotte çok soruluyor. Marcelo'yu çok umursamıyorlar. Artık Fenerbahçe taraftarı öyle bir halde ki yani şu Marcelo falan sıradan topçu geliyor. Ya bu kadar da üstten bakmayın arkadaşlar. Sıradan topçu, topçu değil. Hocam yatmaya geliyor. Ya arkadaş siz her gelen 34 yaşındaki oyuncuya bu mantıkla yaklaşamazsınız. Her gelen 18'lik 20'lik topçu da süperstar değildir. Hocam Ali Koç yalanladı bunları. Nerede yalanladı? Sherlock mu Suarez mi diyor. Su, Suarez imkansız dedi. Charlotte'a ilgili tek kelime etmedi. Carvalho'yla ilgili tek kelime etmedi. Hangi yalanlama? Ha şu var. Ben Carvalho'yu da Sherlock'u da Marcelo'yu da bilmiyorum yani büyük risk olarak görüyorum. İşlerinden de gelip gelebilecek tek isim Marcelo gibi geliyor bana. Onu da söyleyeyim. Ha Charlotte konusunda anlaşma tamam. Kulübüyle tamam. Kendiyle tamam ama Jesus'un çekingeleri var. Ve biz belki de daha büyük bir balık kovalıyoruzdur. Hayırlısı olsun. Orada TFF başkanlığı için Mehmet Büyükekşi'ye karşı olan Fenerbahçe ve diğer e, bazı kulüplerden yeni aday önerisi diye bir haber yapmışlar güçlü bir aday isim çıkarmak istiyormuş. Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif üstün dağdan aday olmasını isteyecekler demiş. Ee, zaten dün daha doğrusu 6 Haziran'da bu Mehmet Büyükekşi'nin bir açıklaması var. Fenerbahçe Spor Kulübü'nden de bir açıklama var. Fenerbahçe sorular sorular diyor. Hani diyor ki bugün kamu kuruluşuna birisi alınırken bile defalarca güvenlik soruşturmasından geçiyor ama federasyon başkanına soruşturma yapılmayacak mı? İşte yarın bir gün ailenizden birisi FETÖ soruşturması geçirdi. Bunu size aleyhinize kullanmayacaklar mı? Bunları falan cevaplayın diyor da. Şu bir gerçek. Şimdi FETÖ soruşturmasına girip de bir insan aklanıp paklanıyorsa demek ki FETÖ'nün alakası yoktur. Bu hepimiz için geçerli arkadaşlar. Siz zannediyor musunuz? Sıradan vatandaşların böyle bir testten geçmediğini. Hepiniz geçtiniz, hepiniz. Farkında değilsiniz. Hepiniz bu testlerden geçtiniz. Yani hocam ben fabrikada işçiyim. Sen bile geçtin güzel kardeşim. Bazınız geçtiniz. Oraya işaretlendiniz. Ya NTV'de altyazı hiç görmüyor musunuz? Muzaaf askerler işte FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı. Ya muzaaf görevde. Böyle bir süreç var. Haberiniz olsun. Ha, Allah yardımcımız olsun. Ee, hayırlısı olsun. Ama ben Mehmet Akif Üstün daha ismi olabilir. Aslında var ya federasyonun başkanı olacak bir tane adam var. Aziz Yıldırım. Emin olun. Türk futbolu 1-2 sene içerisinde yukarı çıkar. Ama hiçbir Fenerbahçeli gelmesin federasyonun başına. TFF'nin başına gelen Fenerbahçeli'nin tek düşmanı Fenerbahçe oluyor. Ulan arkadaş cehaletle uğraş, Türk futbolunun sorunlarına uğraş. Yok Fenerbahçe, tek düşman Fenerbahçe diyorlar. O yüzden Fenerbahçeli bir isim gelmesin de. kim geliyorsa gelsin. Hayırlısı olsun. Ee, ama bu federasyon seçim olayları biraz daha karışacak. Ortalık biraz daha karışacak. En son Cumhurbaşkanı falan devreye girecek. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Hep birlikte izleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Baya baya duyum konuştuk. İnşallah faydalı olmuşuzdur arkadaşlar. Bir dam bir kapı konuşuyoruz. Mecbur silsile halinde. Arkadaşlar tek tek video çekecek olsam 30-40 kişiyle konuştuk. Giriş, gelişme, sponsor anlat, şunu yap, bunu yap, intro ver. Her video 4 dakika, 5 dakika sürer. Yani şu video belki 120-150 dakikadan önce çekilir. Böyle idare edin. Yapacak bir şey yok. İnşallah da 1.25'de izleyin, 1.5 hızda izleyin. izleyin yeter ki. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.